kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 7 yıl önce olduğu gibi bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yaşayıp öldünüz. Siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Abdullah Demir ve Recep Kocalan hocalarımızı davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ya Rabbi, sahimizi meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle. Hatemül Enbiya Habibi Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a salat selam eyledik, haberdar eyle. Ya Rabbi, hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek,
İstiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle. Ayaklarımızı daima sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Ya Rabbi, yurdumuzda, yurdumuzun genelinde okunan bütün hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı önce Resulü Efendimiz'in ruhu şeriflerine ve hasreten 15 Temmuz gecesinde şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını hediye edip sen vasıl eyle. Ya Rabbi, Bedir'de, Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ve 15 Temmuz'dan bugüne dek vatanımızın, milletimizin dirliği, birliği, huzuru için, mukaddesat için, ezan için şehit olmuş bütün kardeşlerimizin ruhu şeriflerini hediye edip sen vasıl eyle. Ya Rabbi, canhıraş bir şekilde mücadele eden gazilerimizin de ruhlarını hediye edip sen vasıl eyle. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi her türlü bela ve musibetten muhafaza eyle. Fitne ve fesattan muhafaza eyle. Yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden muhafaza eyle. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize nusretinle yardım eyle. Ya Rabbi, sana inandık. Ya Rabbi, sana güvendik. Ya Rabbi, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz bırakma ya Rabbi. Bizleri sensiz bırakma ya Rabbi. Bizleri sahipsiz bırakma ya Rabbi. Bizleri kimsesiz ve çaresiz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Vatanımız için şehit olmuş askerim. Millete ağlıyoruz, acımız çok derin. Bitmeli bu terör, içimiz olmalı serin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Pilavcı'yı davetle arz ederim. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, kıymetli Taraklılar, değerli misafirler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zaman çabucak gelip geçiyor değil mi arkadaşlar? 7. yılındayız. Tabii gençliğe hitap ede Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, gaflet bizden hiç gitmiyor. Sağlığımız elden gitmeden sağlığın kıymetini de bilen bir toplum değiliz. Zaman kıymetli, zamanın da farkında değiliz. 5 şiddetinde deprem olsa 3 gün inşaatı kontrol ederiz, dolapları kontrol ederiz. Ama 10. gün yavaş yavaş önemsememeye başlarız. Türk toplumunun maalesef problemi bu. 7. yılında çok büyük bir badire atlattığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında ben bu gafleti görüyorum. Bizim için seve seve canını feda eden 251 şehidimiz, resmi gayri resmi binlerce gazimiz, arkadaşlar, vatanı uğruna, bayrağı uğruna, ezanı uğruna, geleceği uğruna şehit olabilmek uğruna canlarını feda eden şehitlerimize karşı bari yapmayalım yani. Çarşıda yürürken de bunu görüyoruz. Gayri ihtiyari kendi aramızda konuşurken de bunu duyuyoruz. Ya, önemli değil. Sanki o hal aldı. Buraya bizimle beraber buraya eşlik eden, tabii ki evinde, başka yerde gönlü Türk İslam davasıyla yanıp tutuşan tabii ki binlerce, milyonlarca insanımız var. Ama bizlere bile yavaş 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 bir mod düşüklüğü geliyor. Tüm dünya, o dahili bedhalar dediğimiz bütün düşmanlar, derdi Türk devletinin ortadan kalkması olan bütün dünya, içeride de bulabildiği o hain dediğimiz bizden olan, işte kapı kilit tutmuyor hırsız içeriden olunca, işte bu bizim gafletimiz, bu hainlere, bu içimizde yeşeren hainlere fırsat doğuruyor. Zannetmeyin tekrarlamayacaklar. Zannetmeyin unuttular. Zannetmeyin
bir daha olmayacak. Farklısı olur. Türk toplumu hiçbir zaman bağımlı olmamış. Bağımsızlığına, istiklaline, istikbaline her daim en önde görmüş bir toplumdur. Ve hep öyle olacak. O gece TRT'de ilk yayın yapılırken o yayını hep izledik. Beni biri aradı. Bunlar dalga mı geçiyor? Hakikaten ciddiler mi? Şaka mı bu? Biliyoruz biz vatanı teslim etmeyiz. Biliyoruz biz bu toplumu, bu vatanı, bu memleketi, bu davayı satmayız. Ne pahasına? Ölmek pahasına. Ne diyoruz? En son sözümüz ya istiklal ya ölüm. Bunun gayrisi yok. O zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte onun için buradayız. 15 Temmuz'u da unutmayacağız. Çanakkale'yi de unutmayacağız. Bedir'i de unutmayacağız. Hiçbir zaferimizi, hiçbir mücadelemizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin diyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaşayan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Ahirete irtihad edenlere, onlara da Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Burada bizimle berabersiniz. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı geceler. Dün gece derin bir uykuya daldım. Çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdeymişsin Mehmet'im. Şehit olmuşsun, çok utandım. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kaymakamımız Halis Hacı İsmailoğlu'nu davetle arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, hepiniz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına hoş geldiniz. 15 Temmuz 2023 hain FETÖ darbe girişiminin 7. seneyi devriyesinde bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz zaferi tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala taze olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün yaptıkları karşısında milletimiz canından daha çok sevdiği çocuklarından vazgeçmiş ama vatanına el sürdürtmemiştir. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu fedakar millete doğrultarak darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımızın, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferidir. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti darbeye karşı şehir meydanlarına, hava alanlarına çağırmasıyla büyük Türk milleti ordusuyla, polisiyle, yaşlısıyla, genciyle bir ve beraber olarak FETÖ terör örgütünün işgal girişimini Allah'ın inayeti ve yardımıyla 24 saatte yerle bir etmiştir. O gece aziz milletimiz ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda tıpkı Çanakkale Savaşı'nda İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek ve tek bilek olmuş bir Türk milleti olarak meydanları doldurmuştu. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı 1000 yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi
bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen FETÖ'cü hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmıştır. Bu darbe girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize ve aydınlık geleceğimize ve yarınlarımıza karşı yapılmıştır. Türkiye böyle bir darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan, irtifa kaybetmeyen, kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülkedir. Allah böyle kara geceleri ülkemize bir daha yaşatmasın. Milletimiz üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Tankların etkisiz hale getirilmesi başta olmak üzere dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. Bıyıkları henüz terlememiş gençlerden 80 yaşındaki yaşlarımıza, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri parti, meşrep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin darbecilere karşı tek vücut olmuştur. Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. 15 Temmuz şehidi demek elinde bayrak, gönlünde imanla tankların üzerine koşmak demek. Vatan aşkına ölümü göze almak demek, bayrak için, vatan için can vermek demektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız. Rabbim milletimizi böldürtmesin, ay yıldızlı şanlı mübarek bayrağımızı indirtmesin, ezanlarımızı dindirtmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet yaşatsın. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şiirini okumak üzere Taraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Baran Karabacak'ı Bu Vatan Bizim şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Bu vatan bizim, destanın şanlı oğlu Oğuz bizim, çaldıranı toz eden Yavuz bizim, yürüdük tankların tam üzerine, çocuklar rahat olun, Temmuz bizim. Cumhurbaşkanım emretti, sokağa çıkın, cesaret devini göğsüne takın, şu koşan nineye, dedeye bakın, çocuklar rahat olun, Temmuz bizim. Köprüler tutulmuş maşa ellerce, insanlar sokağa aktılar sellerce, türküler söylenir, kalır yıllarca, çocuklar rahat olun, Temmuz bizim. Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne, ya kuzgun neşe der ya devlet başa, millet bir oldukça yok telaşa, çocuklar rahat olun, Temmuz bizim, bu vatan bizim. Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar, senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar. Gözün arkada kalmasın ey şehidim. 15 Temmuz belgeselini hep birlikte izliyoruz. Bir devreye giriyordu ve Mert kentlerin çenesini değiştirirken yeni Türkiye'nin de sembolleri haline geldi. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul-Ankara, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatları Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıdı.